क्या होती उतरन Baba. Babacığım. Hı. Ne dedi Bay Takur? Her şey yolunda mıymış? Evet. Şükürler olsun ki gelinle birlikte gittik. Hı. Peki teklifimizi kabul ediyorlar mı? Evet, onlar bizi ziyarete gelecek. Bak kızım, torunumla bir konuş istersen. Hayır, olmaz baba. Kendime güvenemiyorum. Ona haber vererek hata yapmış olmaz mıyız? Bence haber vermemeliyiz. Hatalar da, doğrular da Tanrı'nın elindedir. Ne yapalım bilmiyorum. Bir yandan torunumun evliliği, diğer yandan diğer torunum. Üstüne bir de Tehsing olayı. Öyle ya da böyle, sanırım benim Delhi'ye gitmem gerek. Babacığım, biri mi göndersek acaba? Bir mi dedin? Hayır hayır, olmaz. O benim işimle ilgili hiçbir şey bilmez çünkü. Bu arada Vanş'ın evlilik sürecinde Veer'in burada olması hiç hoş olmaz. Babacığım, Veer buralarda olmasa çok daha güzel olur. Ona yalan söylememiz hiç uygun değil. Bunca zorluktan sonra Vanş'ın hayatı yoluna girdi. Bu güzel bir şey. Onun İçcan'ın sevgisine ve desteğine ihtiyacı var. Veer kabul etsin ya da etmesin, hayatının kararı verildi. Onun için anlaşılması zor bir durum bu. Tanrı ikisinin de yolunu açık etsin. Doğru söylüyorsun. Hiç bilemiyorum. Beni affetmeyi başaracak mı? Sen şimdi biri bana gönder. Ben onunla konuşurum. Peki, göndereyim. Efendim? Her şeyin bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmemiştim. Bundel ailesinden Veer'in annesini Veer'le İçcan'ın evliliği için göndermelerini beklemezdim. Korkmana gerek yok artık. Onlar İçcan'ı kabul ettiler. Bundan sonra her şey düzelecek. Bay Takur, bugüne kadar İçcan hep sizin gösterdiğiniz yolu takip etti. Ama bu sefer bilemiyorum. Yoksa verdiğimiz karardan memnun değil mi? Yoksa sadece Tapasya'nın saadetini bozacağını mı düşünüyor? Tapasya'nın aslında ona en sevdiği kişiyi iade ettiğini anlamıyor. Evet Bay Takur, İçcan'a durumu nasıl anlatacağız? Şu anda ne durumda olduğunu biliyorsun tabii.
Ona baskı yapamayız. Ama Vir'le evlenmesinin ne kendine ne de Tapasya'ya bir zararı olmadığını söylememizde hiçbir sakınca yok. Bak Damini, çocuklar zor durumda kaldığında onların derdini çözmek büyüklerin görevidir. Böyle zamanlarda geri adım atmamalıyız. Düğün tarihini hemen belirlememiz gerekiyor Damini. Yarın mı? Teşekkür ederim baba. Baba, biliyor musun? Bu kararı verdiğin için çok mutluyum. Anne, İtçe'yi çok üzdüm ve ağlattım. Öyle değil mi? Biliyorum. Ama bir özelliğimi lütfen kabul edin. Ben hep duygusallaşıp bir şey yapıyordum, beni bilirsiniz. Sonra geçince hep senden ve İtça'dan özür diliyordum, biliyorsunuz. Çok özür dilerim. Siz hep gönlünüzü bana açıyorsunuz, her zaman açtınız. Aynı şekilde İtça'da. Bana güven lütfen anne. İtça'yı ikna edeceğim. Baba, ikna edeceksin, öyle değil mi? Kesinlikle. Tapasya, lütfen önce annenin yanına git, tamam mı? Benden çok sana ihtiyacı var. Ve ona yaptığın bu şeyin doğru bir şey olduğunu anlat. Doğru düzgün. Hı? Hadi kızım. Artık kimse seni benden alamaz Fir. Baytakur. Alo? İyi günler Baytakur. Sizi aramamın sebebi... İçeyle görüştüm. Onu... Onu ne kadar mutlu etmeye çalışsam da... Galiba onu çok üzüyorum. Nedenini de bilmiyorum efendim. Artık sen bu işi bana bırak Vir. Her şey düzelecek. Bugün Gunvanti Hanım geldi. Senin evliliğin için. Annem mi geldi? Tanrım. Buna inanamıyorum efendim. Annem mi geldi oraya? Evet. Söylemiştim değil mi? Eğer aşkın gerçekse her zaman kazanırsın. Duyuyor musun? Evet Baytakur. Annemin böyle büyük bir adım attığına inanamıyorum da.
Annemin beni asla anlamayacağını düşünüyordum. Artık rahat ol lütfen. Yeni bir hayat seni bekliyor bir. Hı? Evet Baytakur. İyi günler. Anne, gelsene. Anne ne oldu? İççeyi gördün mü? Ne dediler? Anne anlatsana ne oldu? Hadi anne ne olur anlat hadi. Vanş, her şey yolunda oğlum. Hiç sıkıntı yok. Bir iki gün içinde cevabımızı alacağız. Ama anne şey... Yeter. Oğlum, çok işim var benim. Onları halledelim. Daha sonra konuşalım olur mu? Tamam. Yakında bu oda senin olacak İtça. Ama ben şimdiye kadar senin neyi sevip neyi sevmediğini öğrenemedim. Sanırım odanın güneş alması hoşuna gider. Bir tarafta da kırmızı duvarlar. Evet ne dersin, kırmızı duvarlar iyi olur. Bana bak. Sen benden ne saklıyorsun? Hiçbir şey. Çok mutlu görünüyorsun. Bakalım kimin resmi o? Kimin resmini yaptın? Bitmemiş bir resim asla gösterilmez. Renkler üzülürmüş derler. Tamam. Söyleme. Ben de yıldızlara sorarım. O bana her şeyi söyler. Bir de bir şey soracağım. Şimdi nasılsın? Hastaneden çıktıktan sonra iyi misin? Sanki o alışkanlığından hala kurtulamamışsın gibi. Ne kapıyı kapatıyorsun, ne de güçlü bir insan gibi görünüyorsun. Ne oldu, söyler misin? Hadi anlat. İçinden geçeni bana da mı söylemeyeceksin yoksa? Anneme sor. Hey! Yoksa kız gibi utanıyor musun sen? Bu arada Tanrı'dan sürekli iki abimi de mutlu etmesini diliyorum. Gerçekten artık yeter. Artık Veer'in hayatı daha da mahvolmak zorunda değil. Bu arada onun hayatına da yakında mutluluk gelecek. Öyle mi? Evet. Yani yengemle sorunları çözüldü mü? Sorunları mı? Yengemle mi? Hay Allah. Söylememem gereken bir şeydi. Ama söyledim işte. Tanrım. Hata yaptım. Evet.
Demek bu yüzden bugünlerde Veer çok üzgündü. Ama bana ümitlerinin yeşerdiğini söylemişti. Ben de sürekli kendimle ilgilenmekten onunla ilgilenemedim. Şimdi ne oldu da ikisi birbirinden uzaklaştı? Evet, neden? Neden ikisi birbirinden uzaklaştı? Söylesene. Ama ben bunu bilemem ki. Yeni gelin öfkeyle evi terk edip annesinin evine gitmişti. Böyle büyük bir olay oluyor ve kimse bana haber vermiyor. Ama o gün tapasya dua etmeye gelmişti. Evet. Ama sanırım Veer onu ikna etti. Bu arada Tanrı iki aşığın arasında şüpheye yer vermez. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Dua vaktim geldi. Yengemle sorunları çözüldü mü? Sorunları mı? Yengemle mi? Ben bunu bilemem ki. Yani yeni gelin öfkeyle evden çıktı ve annesinin evine gitti. Abi. Alo? Alo Veer. Seninle konuşmak istiyorum. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Neden böyle büyük bir olayı benden sakladın? Sana söyleyecektim. Annem mi söyledi sana? Annem değil, Can da söyledi. Onun da ağzında bakla ıslanmıyor. Her gün gelip beni görüyorsun. Söylemek için bir sürü zamanın vardı Veer. Neden söylemedin? Evet abi. Ama her şey bitti. Her şey düzelecek. Bir gece daha. Geçmişi geride bırakmak için. Artık. Sadece mutluluğumuza odaklanalım abi. Evet. İkimizin de hayatına aynı anda mutluluk geldi. Ne tesadüf ama, değil mi? Öyle değil mi? Evet abi. Ben Delhi'ye gidiyorum. Döndüğüm zaman seninle bol bol konuşuruz. Hı? Kendine iyi bak abicim. Hoşça kal. Görüşürüz.
Bugün Bayan Gunvanti geldi. Senin evliliğin için. Artık rahat ol. Yeni bir hayat seni bekliyor. Veer'in fotoğrafına bakarak iç geçiriyordu bu kız. Önemli değil İtça. Veer artık senin. Hayır. Hem artık sana ait olan her şeyi sana geri vermek istiyorum. Dün bana bir şeyler söylemiştin. Seni neyin mutlu edeceğiyle ilgili. Bunu bilmiyordum. Çünkü bir an için oradan çok uzaktaydım. Ama kuklaları, hikayeleri ve mutlu çocukların o güzel yüzlerini hatırlıyorum İtça. Bu İtça'mın mutluluğu. Ve seni kaybettiğim için eskisi kadar acı çekmiyorum. Ama sen beni asla anlayamadın. Beni anlasaydın o zaman tapasyayı kabul ederdin.
Neden karanlıkta oturuyorsun? Hı? Ne zamandan beri yalnızsın İtça? Sabahtan akşama kadar ne düşünüyorsun? Ha? Hadi. Anne. Mutluluk her neyse ben artık onu istemiyorum anne. Neyi istemiyorsun kızım? Anne herkese artık biriyle bir ilişkimin olmadığını söyledim. Neden herkes beni bu kadar zorluyor anne? Seni anlıyorum kızım. Gerçekten anlıyorum. Şu anda Vir'le evlenmeye hazır değilsin biliyorum. Ama Vir'in annesi onu evlendirmek için bizzat geldi. Anne dur. Anne bunu düşündükçe içim ürperiyor benim. Tehlikede gibi hissediyorum. Otur. Çocukluğundan beri ne zaman başın dertte olsa, ne zaman korksan, ne zaman kalbine sorsan sana kim cevap verdi İtça? Sana bu insanlarla mücadele ederken her zaman adaletli davranan kimdi kızım? Ha? Baytakur değil miydi? Şimdi sen söyle. Sana biri yanlış tavsiye verse bile o senin yanlış bir şey yapmana izin verir mi? Biraz önce Vir'in annesi buraya geldi. Seni gelin olarak almak istiyor. Ne diyorsun tatlı kızım? Peki neden bunu bir türlü anlamıyorsun İtça? Anne ben babamın bütün söylediklerine uyuyorum ve bugün de böyle. Ama bu sefer bunu kabul etmem beni çok korkutuyor anne. Anne beni anlamaya çalışsana. Ben neler olduğunu biliyorum anne. Tapu Vir'i hala seviyor. Vir Tapasya'nın aşkı. Hayır İtça. Bu doğru değil. Vir'in aşkı ben değilim. Hiç kimse bunu benden daha iyi anlayamaz İtça. Vir'le geçirdiğin her an çok güzeldi bunu biliyorum. Gerçekten de mutluydun sen. İşte bugün de o seni bekliyor. Ve düğün gününden bugüne sürekli dudaklarında tek bir isim vardı. O da İtça'ydı. Sadece İtça. Başta ona çok kızmıştım, evet doğru. Ve çok üzülmüştüm İtça. Ama hastanede senin çektiğin acıyı gördüm. Ve ne kadar büyük bir hata yaptığımı işte o zaman anladım. Ben yanlış yaptım İtça. Bir sadece senin İtça. Sadece senin. Lütfen bunu kabul et. Neden kabul etmiyorsun? Neden annemle babamı anlamak istemiyorsun? Neden? Lütfen Tapu. Lütfen daha fazla yalan söyleme. Bugün bile Vir'i seviyorsun. Şimdi sen söyle. Neden hala Vir'in fotoğrafı yanında? Hadi bana cevap ver. Ha? Neden hala onun verdiği kolyeyi takıyorsun? Ha? Neden takıyorsun verdiği kolyeyi? Beni sakın zorlama Tapu. Vir asla benim hayatıma girmeyecek. Anladın mı?
İtça. İtça. Al. Bu sinduru ve boynumdaki kolyeyi. Senden çaldığım her şeyi al. Annem önümde resmen yalvarıyordu. Vazgeçmem için yalvarıyordu. Ama kararım kesindi İtça. Evet, Vir bu kolyeyi boynuma taktı. Ama İtça olduğumu sanarak. Bu asla başlamayan bir ilişkiydi. Bugün sana her şeyi geri vermeye geldim. Hak etmediğim şeyleri. Senin hak ettiğin her şeyi sana geri vereceğim. Sana bunları iade ediyorum İtça. Lütfen yalvarırım geri çevirme. Artık inat etme, beni kırma. Yeter Topu. Yeter. Lütfen Topu. Daha fazla bu işi karıştırma. Bu duruma asla razı gelemem. Benden bunu bekleme. Asla olmaz. Söyle, daha nasıl anlatabilirim İtça? İşte, alnımdaki bu bindi. Bu kolye, bu sindur. Seninle Vir arasında engel, öyle mi? İşte. O zaman al, ben istemiyorum. Tamam hanım. Küçük hanım, ne yapıyorsun ama sen? Bunu da al. Lütfen. Küçük bunu hanım. Bunu da al. Dum dum tanana dum dum tanana dum dum tanana dum 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 tanana dum dum tanana dum dum tanana dum dum tanana. Bu kolyeyi sana kocan verdi. Bu senin kaderin. Bunu sakın yapma Tapu. Kocam mı? Ne kocası? Yoksa benden boşanmak isteyen kocam. Benden kurtulmak isteyen kocamı yoksa İtça? Beni sevmeyen kocamı. Bu bağ sadece tek bir imzayla bitirmek isteyen bir koca. İtçacığım, artık annem de kabul etti. Ailesi de seni kabul etmeye hazır, inan bana. Artık bu kolyeyi sen hak ediyorsun İtça. Dur Tapu, hayır. Dur lütfen İtça. Dur. İtça lütfen. Lütfen kabul et. O senin aşkın İtça, senin. Yeter Tapu. Küçük hanım. Bunlar senin diyorum lütfen. Vay! Bu anneyle kızı yine ne işler çevirdi? Halbuki bizim kızımız kocasından bugün vazgeçmeye hazır vaziyette. Büyük anne. Anne. Ben o kadar da kötü biri miyim? Kimse bana inanmıyor. Neden? Gerçeği söylüyorum anneciğim, inan bana. Son bir kez olsun beni bağışlayamaz mısın lütfen? Söyle. Söyle. Anne lütfen. Beni bağışlayamayacak mısınız? Ben o kadar da kötü değilim. Anne.
Hatalar yaptığımı kabul ediyorum. Evet. Anne, lütfen bağışlayın beni. Gerçekten çok üzgünüm ve pişmanım. Çok, çok pişmanım anneciğim, inan doğru söylüyorum. Anne. Hadi can. Hadi gel. Ağlama. Ağlama. Sakin ol Tapasya kızım. Sakin ol. Gulvante'nin İtça'yı istemeye geldiğine inanamıyorum. İtça ve Fir evlenecek. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Bakma öyle. O minik fareye adamı sen kendi ellerinle verdin. Daha ne istiyor? Tapasya evladım her şeyini aldı. Alnımıza sürüp güzel görünmenin ne anlamı var ki? Aslında senin yerinde olsam benim hiçbir problemim kalmazdı. Büyük anne, sen hiçbir şeyi anlamıyorsun. Ne yapmak istediğimi bir türlü göremiyorsun büyük anne. İnanmıyor ve dinlemiyorsun. O zaman bakma ve dinleme. Çünkü bunları sadece bir için yapıyorum. Bu ne demek? Sadece bekle ve gör. Büyük anneciğim, Gunvanti ne yapmak istiyorsa yapsın bakalım.
Evladım, oynadığın oyunları anlayamıyorum ama bir gün... bir gün beni gururlandıracağını biliyorum. Hem de gayet iyi biliyorum. Göreceğim o günleri. Büyük anne. Şimdi bu evlilik kolyesini götürüp ona verecekler. Şimdi onlara bağış nasıl yapılırmış göstereceğim. O zaman konuşamamıştım ama hiçbir şey unutmadım. Benim de zamanım gelecek. Siz bugüne kadar bize çok şey verdiniz küçük hanım. Ama bugün Damini, hizmetçiniz, size sadece kızımın gelinliğini vermekle kalmıyorum. Aynı zamanda Birsing Bundela'nın karısı olma onurunu da veriyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Artık aldınız kızımın her şeyini. Şimdi ben İtçaya bütün bunlar ne demek oluyormuş göstereceğim. Tanrı en iyisini bilir. Yüce Tanrım, babam ne diyorsa ben onu yapıyorum. Verdiğim kararın doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyorum. Benim için doğru olan neyse onu göster. Tanrım, sen de çok iyi biliyorsun. Bana gösterdiğin yolda yürümeye devam edeceğim. Duana et bakalım İtça. Bu dualarınla bire kavuşacağını sanıyorsan çok yanılıyorsun. Çok. Tanrım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Kızımın tüm hayallerinin yıkılmasına şahit oldum. Lütfen. Lütfen artık mutlu olsun. Bu hayatta tek istediğim İtça'nın sevdiğine kavuşması. İtça, herkes sana ne düşündüğünü söyledi. Fikrini söylemeyen bir tek ben kaldım. Sana söylemek istediğim şu ki, Tapasya'nın boşandığını duyduğumda gerçekten donup kaldım, çok korktum. Boşanmayı önleyebilmek için çok uğraştım ama asla seninle Tapasya'yı ayrı tutmadık. İnan bana kızım. Belki bu yüzden yüreğim Tapasya'nın babasının istediği şeye bir türlü karşı çıkamıyor. Damini bana bu ilişki için hazır hissetmediğini söyledi. Ben de bugün merdivenlerden çıkarken seninle aklımdakileri konuşmaya karar verdim.
Madem Tapa senin babasını kendi baban gibi kabul ediyorsun, o zaman ona güvenmeye devam etmelisin kızım. Tapasya'nın babası seni de kendi kızı gibi sever. Bence bu yüzden çok önemli bir karar aldı. Hiçbir babanın bu kadar mühim bir karar, alabilecek cesareti olduğunu sanmıyorum. Lütfen bunları bir daha düşün. Böyle olmasaydı seninle bunları konuşmazdım. Karnımın çok acıktığını söylemeye gelmiştim. Bu yüzden ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Hadi gel. Anneciğim, senin iki kızın da bugün yeni hayatlarına başlayacak. Bize hayır duanı etmeyecek misin? अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी, नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी।